Huh? Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Çok istediniz, çok sordunuz. Biz de sizleri kırmadık. Gençler, kalıtım soru çözümüyle birlikte karşınızdayız. Kalıtım konusunda zorlandığınızı biliyorum. Baştan sona soru çözerek tüm kalıtımı tekrar etmiş olacağız bugünkü dersimizde. Hemen takvimi de tabii ki göstereyim gençler size. Kalıtım soru çözümüyle bugün sizlerle birlikteyiz. Yarın da ahlak felsefesi sizlerle birlikte olacak diyeyim. Ödevlerinizi de vererek hızlıca tabii ki sorularımıza geçmek istiyorum. Sıfırdan ona da kalıtımla ilgili çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Yani kalıtımın sonuna kadar geleceksiniz. Sayfa 128'e kadar çözülmemiş hiçbir kısım kalmayacak. Dinamo için de aynı şey geçerli. Kalıtımın sonuna kadar geliyorsunuz. Yani sayfa 122'ye kadar çözmediğiniz hiçbir şey kalmıyor. Kalıtımdan sonra artık yeni ünitemize geçeceğiz. Yeni ünitemizde ekosistem ekosistem polisi ve güncel çevre sorunları olacak. Gençler hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Tanımsal bir soru çıktı karşımıza. Belirtilen kalıtımla ilgili terimlerden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir diyor. Çevresel faktörlerin etkisiyle genlerin işleyişinde meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklerdir diyor. Genlerin işleyişinde değişiklik meydana gelmiş kalıtsal değilmiş. Yani bir sonraki nesle aktarılmıyormuş. Tenimin bronzlaşması gibi bir durumdan bahsediyoruz. Diyoruz. benim tenim bronzlaştı diye çocuğum esmer doğmaz bu neyin örneğiydi gençler modifikasyonun yani kalısal olmayan değişikliklere modifikasyon ismini veriyorduk. Homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu bölgeleri sormuş. Homolog kromozomlar üzerinde alel genler karşılıklı bölgelerde bulunurdu. Bu karşılıklı bölgelere de lokus ismini veriyorduk. DNA yapısında meydana gelen değişimlere ise mutasyon ismini vereceğiz. Eğer benim bir vücut hücremde mutasyon meydana geldiyse tabii ki bu bir sonraki nesle aktarılmayacak. Eşey ana hücremde veya eşey hücremde mutasyon meydana geldiyse sonraki nesle aktarılacak diyeyim. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça değişimine ise crossing over ismini veriyorduk. Crossing over genetik çeşitliliği tabii ki arttırmış olacaktı. Hangisinin açıklaması verilmemiştir dediğinde de cevabımız C'ye düşmüş oldu. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Genotipleri yukarıda verilen hücrelerden hangilerinin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı aynıdır diyor. Ve bize parantez içerisinde crossing over yoktur demiş. Crossing over gerçekleşmiyorsa bağlı genler birlikte hareket edecektir. Gamet çeşidi bulurken de hangi formülü kullanıyorduk? 2 üzeri n formülünü kullanıyorduk. Buradaki 2 üzeri n'deki n heterozigot karakter sayısıydı. Şimdi baktığımız zaman şuraya küçük a küçük a bizim için bir şey ifade etmez. Gamete mutlaka iki tarafta da küçük a olduğu için küçük a gidecektir. Ama büyük B küçük b dediği zaman heterozigot bir gruptan bahsediyoruz. Yine büyük D büyük D homozigot olduğu için bir şey ifade etmez. O zaman bir tane heterozigot grup olduğuna göre 251'den bunun oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı 2'dir. Buraya bakıyorum ama genlerin bağlı olduğunu fark ediyorum. Crossing over da yoktur dediğine göre genler birlikte hareket etmek zorunda. Yani bu grup bir olarak kabul edilecek bağlı oldukları için. Şurası homozigottu saymadım. Yani bir tane terezigot grup vardır. 2 üzeri 1'den 2 tane gamet meydana getirebilecek. Şuraya bakıyorum bağlı genler ama tamamı homozigot olmuş. Bunun oluşturabileceği heterozigot grup olmadığı için 2 üzeri 0'dan bir çeşit gamettir. Yani zaten gametine büyük A, büyük B, büyük D'yi verecek. Başka bir alternatifi yok. Bu tarafa baktığımız zaman da gençler şöyle bir bakacak olursak. Bu benim birinci heterozigot grubum olacak. Şuraya baktım homozigotluk bir şey ifade etmez. Bağlı oldukları için şu da bir gruptur diyeceğim. Buraya baktığımda ise iki tane grup olduğu için 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet meydana gelmiştir diyecek. Soru ne diyordu? Gamet çeşidi sayısı aynı olanları soruyordu. 1 ve 2 de gamet çeşidi tabii ki aynı oluyor. O yüzden de cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkı oldu. Hemen sizinle birlikte diğer soruya da geçiyorum. Siz benden önce cevaplayın gençler, sonra benim anlatımımı dinleyin. Ben biraz e, anlatmak amacıyla tabii ki sizlerden daha yavaş çözüyorum gençler. Yukarıda verilen hücrelerden gamet oluşurken crossing over olması durumunda ve crossing over olmaması durumunda oluşabilecek gamet çeşidi sayısı kaçtır diyor. Crossing over'ın birde olduğunu kabul edeceğiz. İkide ise crossing over meydana gelmemiştir diyeceğiz. Crossing over meydana gelmediyse gametler birlikte hareket edeceklerdir. Bağlı olanların bir arada grup oluşturduğunu kabul edeceğiz. Yani crossing over meydana gelmezse şu benim bir grubum olacak. Şu homozigot olduğu için zaten saymayacağım. Crossing over meydana gelmezse iki üzeri birden iki çeşit gamet meydana gelecek... Crossing over meydana gelirse bağlı olmak bir şey ifade etmeyecek. Şu birinci grubumuz, şu ikinci grubumuz. Homozigot olduğu için yine bu tarafı saymadım. O yüzden de crossing over gerçekleşirse 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet meydana gelecek. Seçenekleri oturtturduğumuz zaman da cevabımız tabii ki C'ye düşmüş oldu. Hemen diğer bir soruyla devam ediyorum. Çaprazlaması sonucunda oluşacak genotip çeşidi sayısı fenotip çeşidi sayısı kaçtır diyor. Bize iki tane genotip vermiş. Ne yapıyorduk? Elmaları elmalarla, armutları armutlarla çaprazlıyorduk. Sonra genotip çeşidi sayısını ve fenotip çeşidi sayısını buluyorduk. Artık siz gözünüzle de çaprazlayabiliyorsunuzdur eminim. Ama biz bir yazarak üstünden geçmiş olalım. Z'leri kendi içerisinde düşünüyorum. Büyük Z, büyük Z çarpı büyük Z'ye küçük küçük z şeklinde vermiş. Bu çaprazlamayı yapacak olursak her zaman ne yapıyorum? Bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla yazıyordum. Yazmaya başladım büyük Z'ye, büyük Z olur. Sonra devam ediyorum büyük Z'ye küçük Z olur. Büyük Z'ye büyük Z olur. Aynı zamanda arkasından büyük Z'ye küçük Z gelir diyeyim gençler. Geçiyorum T'lere. Büyük T'ye küçük T çarpı büyük T'ye büyük T olarak vermiş. Hemen çaprazlamayı yaptım. Büyük T büyük T olabilir. Büyük T büyük T olabilir. Baş harfi büyük harfi başa yazıyorum. Aklım karışmasın. Büyük T küçük T olur. Büyük T küçük T olur. Bu sefer R'lere geçiyorum. Büyük R küçük R çarpı büyük R küçük R dediğinde de büyük R büyük R, büyük R küçük R, büyük R küçük R, küçük R küçük R, küçük R, küçük R şeklinde gelecek. Bunların oluşturabileceği neyi bulacakmışım? Birincisi benim için genotip çeşidi sayısı, ikincisi de fenotip çeşidi sayısıymış genotip çeşidi ve fenotip çeşidini yazmaya başlıyorum. Şimdi Z'ler için bakarsan genotip çeşidi kaç tane çıktı? İç yapıdan bahsediyoruz. Büyük Z büyük Z olabilir veya büyük Z küçük Z olabilir. Başka bir alternatif yok. Yani iki çeşit genotip açığa çıkabildi. Fenotipe bakacak olursak büyük Z'ye büyük Z'ye büyük Z'ye büyük Z'ye benzedi. Yani fenotip çeşidi de bir çıktı gençler. Bu tarafa baktığımız zaman genotip çeşidi büyük T büyük T olabilir veya büyük T küçük T olabilir. Genotip çeşidini 2 yazdım. Fenotip çeşidi de yine büyük T'ye benzedikleri için 1 olarak belirttim. R'lere baktığımda bir farklı alternatif açığa çıktı. Genotip çeşidi büyük R, büyük R olabiliyorlar. Büyük R, küçük R, bir de küçük R, küçük R olabiliyorlar. Yani genotip çeşidi 3 oldu. Fenotip çeşidine bakacak olursak ya büyük R'ye benzediler ya da küçük R'ye benzediler. Yani iki çeşit oldu. Ne yapıyorduk genotip çeşidini bulmak için? Hepsini birbiriyle çarpıyorduk. Fenotip çeşidi için de yine hepsini birbiriyle çarpıyorduk. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Yani genotip çeşidine çıkması lazım. 12 çıkması lazım. Fenotip çeşidi 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. Yani fenotip çeşidinin de 2 çıkması lazım. Gençler şıklara baktığımda da cevabın D'ye düştüğünü gördüm. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Dıt dıt genotipli bir bireyin kendileştirilmesi sonucu dıt dıt fenotipli birey oluşma ihtimalinin dıt dıt genotipli birey oluşma ihtimaline oranını sormuş gençler. Yani benden istediği aslında büyük A, büyük B, büyük C, büyük D fenotipine sahip bireyin büyük A, küçük A, büyük B, büyük B, büyük C, küçük C, büyük D, büyük D genotipine sahip bireye oluşma ihtimalidir. Burada kaçırmayacağım kelime ne? Kendileştirilmesi kelimesi. Kendileştirilmek ne demekti? Kendisiyle birebir aynı genotipte olan bireyle çaprazlaması anlamına geliyordu. Yine hızlıca kendi içerisinde çaprazlamayı yapalım. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A dediğimiz zaman büyük A büyük A olabilir, büyük A küçük A olabilir, büyük A küçük A olabilir, A, küçük, A olabilir küçük A küçük A olabilir. Yapmama gerek yok aslında ama görelim diye yapıyorum. B büyük B büyük B çarpı büyük B büyük B desen buradan büyük B büyük B'den başka bir şeyin gelme alternatifi tabii ki yok gençler aslında çarpmamıza bile gerek yoktu. Büyük C küçük C'yi de yine çarpmama gerek yok zaten şundan başka bir şey gelmeyecek. Büyük C büyük C büyük C küçük C büyük C küçük C küçük C küçük C, küçük C şeklinde olacak. D'ler de yine B'lerle aynı mantıkta gözümüzle yaparsak çok daha hızlı bir şekilde aslında sonuca ulaşırız. Büyük Büyük D, büyük D olmaktan başka alternatif yok. Şimdi şu fenotipe sahip, bu genotipe sahip bireye bakıyorum. Fenotipinin büyük A olma ihtimaline baktığım zaman... ...şurası büyük A fenotipi olmuyor mu? O zaman buranın olma ihtimali 3 bölü 4'tür diyeceğim. Gençler, büyük B'ye benzeme ihtimali bir başka alternatifi yok. Büyük C'ye benzeme ihtimali yine 3 bölü 4 olarak alacağım. Büyük D'ye benzeme ihtimali de yine bizim için 1 olacak. Bu sefer genotipe geçiyorum. Genotipe baktığım zaman bunun büyük A küçük A olma ihtimali hop 1 bölü 2 şeklinde olacak. Büyük B büyük B olma ihtimali 1'dir. Büyük C küçük C olma ihtimaline baktığımız zaman yine 1 bölü 2 şeklinde alacağız. Burayı da 1 şeklinde alacağız. Çarpmamızı yapacak olursak şurayı çarparsam. 9 bölü 16 çıkmaz mı? Şurayı çarptığım zaman da 1 bölü 4 çıkmaz mı? Ters çevirip çarptığımızda da ne çıkmasını bekliyoruz gençler? Bakayım hemen tekrardan. Şurası 1 gelir. Burası da 4 gelir. Çarpma işlemini yaptığımız zaman böldüm. Yani buradan ne geldi? 9 bölü 4 geldi gençler. O yüzden de oranımız 9 bölü 4 çıktı. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Tavşanlarda kürk rengini belirleyen genler vermiş bize tipik gri, şinşilla, himalaya, albino şeklindeymiş. Genler arasında da bu baskınlık ilişkisi varmış. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Aslında şunları yazarak yapabiliriz gençler ama bu bizim bazen yazarken aklımızı karıştırabiliyor. Küçük c üzeri ch yazdım. Küçük c'nin üzerine ch yazdım. Onun yerine sen c yerine a1 yaz. Küçük c üzeri ch yerine a2 yaz. Şunun yerine a3 yaz. Bunun yerine de a4 yaz. İş çok daha kısa bir şekilde hallolur. Fenotip çeşidi sayısı. Fenotip çeşidi sayısına baktığımız zaman ve genotip çeşidi sayısına baktığımız zaman kısa yoldan yapıyorduk. Diyorduk ki baskınlık tam baskınlık ilişkisi olduğuna göre allel sayısı kadar fenotip açığa çıkar. Yani 4'tü. Genotip çeşidi sayısı da n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden bulunuyordu. en burada aller sayımızdı. Yani 4 çarpı 5 bölü 2'den kaç çeşit çıkıyordu? 10. Bu ikisinin doğru olduğunu bulduk. Ama ben size şuradan sağlamasını da göstermiş olayım gençler. Şöyle bu aileyi düşünecek olursak, bu özellikleri düşünecek olursak A1'e A1 olabilirdi. A1'e A2 olabilirdi. A1'e A3 şeklinde olabilirdi. Veya A1'e A4 şeklinde olabilirdi. A2'ye A2 olabilirdi. A2'nin yanına A3'ü alabilirdi. A2'nin yanına A4'ü alabilirdi. Sonra A3'e A3 olabilirdi. A3'e A4 olabilirdi. Veya A4'e A4 şeklinde olabilirdi. Saydın 1, 2, 3, 4, 5 zaten 10 çeşit genotip çıktığını görüyorsun. Fenotip çeşidine baktığında da şunların hepsi A1'e, bunların hepsi A2'ye, bunların hepsi A3'e, bunların hepsi A4'e zaten benziyor. Fenotip çeşidi de 4 çıkıyor. Tipik gri tavşan ile albino bir tavşan çaprazlandığında en fazla oluşabilecek genotip çeşidi sayısı 2'dir diyor. Şimdi tipik gri bir tavşan olması için A1'inin kesinlikle olması gerekiyor ama tipik gri'nin yan tarafını bilemiyorum bir şey olabilir. Albino bir tavşanı düşündüğüm zaman da A4 A4 şeklinde olacak. Ben böyle genotip çeşidi en fazla olsun istiyorum ya. A1'den farklı bir şey yazarım mesela. Atıyorum buraya A3 derim. Çaprazlamayı yapıyorsun. Bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla yazdığında da ne oluyor? A1'e A4 çıkıyor. Yine A1'e A4 çıkıyor. Sonra devam ediyorsun. A3'e A4 çıkıyor. A3'e A4 çıkıyor. Şuraya A3 diye almasaydın şurası A2 A4 olurdu. Ama genotip çeşidini sorduğu için değişen bir şey olmazdı. Burası bir grup, burası bir grup şeklinde olurdu. En fazla oluşabilecek genotip çeşidi sayısı da 1, 2, 3 şeklinde olurdu diyeyim gençler. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Kahverengi gözlü bir anne ile kahverengi gözlü bir babanın doğan ilk çocukları mavi gözlüdür. Soruda bize kimin baskın kimin çekinik olduğunu söylememiş ama şuradan ben çıkartabilirim. Göz rengi kolay zaten biliyorsunuz kahverengi maviye baskındır diye sorularda çok sık karşımıza çıktığı için biliyorsunuz bunu. Ama başka bir özellik de yazabilirdi. Başka bir özellik yazdığı zaman da şu mantığı güdecektin. İki tane kahverengi gözlüden mavi göz olduğuna göre mavi göz çekinik olmak zorunda. Kahverengi göz çekinik olsaydı, mavi baskın olsaydı iki çekinikten baskın çıkamazdı. O zaman şöyle düşünebilirsin. Buna göre bu ailede doğacak çocukların fenotip ayrışım oranı ve genotip ayrışım oranı nedir diyor. İkisi de kahverengi gözlü olduğuna göre büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A şeklindedir. Aslında monohibrit hibrit çaprazlamadır. Büyük A büyük A olabilir, büyük A küçük A olabilir, büyük A küçük A olabilir veya küçük A küçük A olabilir. Bunun fenotip ayrışım oranı oranına baktığım zaman 3 tane kahverengi gözlü, 1 tane mavi gözlü çıkıyor. Yani 3'e 1 şeklindedir. Genotip ayrışım oranına baktığım zaman bir tane kahve büyük A büyük A oluyor, bir tane 2 tane büyük A küçük A oluyor, bir tane de küçük A küçük A oluyor. Yani 1 2 1 şeklindedir gençler. İşaretleyecek olursak da cevabımız C'ye düşmüş oldu. Hemen diğer bir soruya da geçiyorum. Bak mesela bunlarda karıştırabiliyoruz. Solak olmayan kıvırcık saçlı bir anne ile solak olan düz saçlı bir baba evlenmiş. Düz saçlı ve solak çocukları olmuştur. Hemen yazmaya başlıyorum. Bak şimdi solakla başlamış olayım. Solak olmama geni solak olma genine baskınmış. O zaman hemen şuraya solak ol mama genine baskın bir yani gen olarak büyük A vereyim. Solak olma genine de hemen çekinik olduğu için küçük A'yı yapıştırmış olayım. Sonra bize kıvırcık saç geninin düz saç genine baskın olduğunu da söylemiş. O zaman kıvırcık saçlı olmaya büyük B diyeceğim. Düz saçlı olmaya da küçük B'yi vermiş olacağım. Sonra soruya devam ediyorum. Solak olmayan kıvırcık saçlı bir anne. Solak olmayan dediğine göre kesinlikle annenin büyük ağası var. Kıvırcık saçlı dediğine göre kesinlikle büyük B'si de var. Gitmiş solak bir adamla evlenmiş. Adam solak olduğuna göre küçük a küçük a olmak zorunda düz saçlı olduğuna göre de kesinlikle küçük b küçük b olmak zorunda. Bunların çocukları ne olmuş? Solak ve düz saçlı. Yani bunların küçük a küçük a küçük b küçük b çocukları olmuş. Küçük b'nin birini buradan aldıysa diğerini bu taraftan aldı. Küçük a'nın birini buradan aldıysa diğerini bu taraftan aldı. Yani ben anneyi de şu anneydi babayı da tabii ki buldum gençler sonrasına devam edeceğim buna göre İkinci çocuğun annenin fenotipinde erkek olma olasılığı nedir diyor. Şimdi A'ları kendi içerisinde çaprazlıyorum. Büyük A küçük A çarpı küçük A küçük A yaptığım zaman buradan büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A gelir. Sonra B'leri kendi içinde çaprazlıyorum. Büyük B küçük B çarpı küçük B küçük B olduğunda büyük B küçük B büyük B küçük B küçük B küçük B küçük B küçük B şeklinde olacak. Annenin fenotipinde diyor. Bak fenotipinde dediğine göre ben bunun büyük ağlı olmasını istiyorum. Büyük ağlı olabilme ihtimali 1 bölü 2. Sonra büyük B'li olma ihtimalini soruyor. Büyük B'li olma ihtimali de 1 bölü 2. Sakın çat diye 1 bölü 4'e düşmüyorsun. Bir de ne demiş? Erkek olma ihtimali. Onu da 1 bölü 2 olarak alıyorsun. Çarpımında tabii ki 1 bölü 8 çıkıyor diyeyim gençler. Cevabımız da tabii ki C'ye düşmüş oldu. Hemen diğer bir soruma geçiyorum kontrol çaprazlaması için açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Kontrol çaprazlamasını ne için yapıyorduk? Bir kişide baskın bir özellik vardı. Mesela ben kahverengi gözlüyüm ama homozigot kahverengi gözlü müyüm yoksa heterozigot kahverengi gözlü müyüm? Bunu anlayabilmek için çekinik bireyle çaprazlama yapılıyordu. Eğer tutar da bunların mavi gözlü çocukları varsa anne homozigot heterozigottur diyorduk. Hiç mavi gözlü çocuğu olmazsa hepsi kahverengi gözlü olursa annenin homozigot olduğunu söylüyorduk. Tabii ki insanlarda çocuk doğma oranları daha düşük olduğu için her seferinde ihtimali hesaplamak zor oluyor. Bezelye için yapıyor. Bezelyede bir baskın karakter var. Bu baskın karakter homozigot mu heterozigot mu onu anlamak istiyor. Gidiyor çekinikle çaprazlıyor. Hiç çekinik olmuyor. 5000 döl oluştu. Bir tane bile çekinik çıkmadı. O zaman diyor homozigot Yarısı çekinik, yarısı baskın çıktı o zaman diyor ki heterozigottur. Yani baskın fenotipe sahip bireyin genotipini hesaplamak için, çekinikle çaprazlamasına kontrol çaprazlaması ismini veriyorduk. Hemen açıklamalarından hangileri doğrudur dediği için öncüllere bakıyorum. Baskın fenotipli bireyin genotipi tespit edilir diyor. Evet, çekinikle çaprazlayarak onun genotipini bulmak istiyorduk. Baskın fenotipli birey homozigot resesif bireyle çaprazlanarak bu işlem gerçekleşiyordu. F1 dölünde meydana gelen bireyler çekinik fenotipli ise baskın fenotipli birey heterozigot genotiplidir diyor. Hemen bakıyorum. Şimdi ben ne yaptım? Bunu anlamak için gittim çekinikle çaprazladım. F1 dölünde çekinik fenotipli bireyler meydana gelirse baskın fenotipli birey ne oluyordu? heterozigot oluyordu. O zaman bu cümlede bizim için doğru. Cevabımız da tabii ki E'ye düşmüş oldu. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Kan grubuyla ilgili bir soru çıktı karşıma. Aşağıda kan grubu antikorlarından antika, antile, antime ile çökelme durumları gösterilmiş. Buna göre ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor gençler. Şimdi normalde kan gruplarını tespit ederken ne yapıyorduk? Senin 3 damla kanını alıyordum. Buraya anti A, buraya anti B, buraya da anti D dediğimiz RH faktörünü döküyordum. Çökelme olursa A antijeni taşıyor, çökelme olursa B antijeni taşıyor, çökelme oluyorsa pozitiftir. Yani bu birey AB pozitiftir diyorduk. Ama burada hangisi hangisi bilmiyorum. Yani şu K ile gösterdiği anti A da olabilir, anti B de olabilir, anti D de RH faktörü de olabilir. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Soru kesinlikle sorusu. Birinci birey A-RH pozitif kan grupludur diyor. Yani şu A olsa bu B olsa şu da pozitiflik olsa A pozitiftir diyebilirim. Ya burası B ise ya burası RH faktörü ise o yüzden bilemiyorum kesinlikle dediği için kesinlikle doğrudur diyemem. İkinci birey dişi ise çocukları ile arasında kan uyuşmazlığı ortaya çıkar diyor. İkinci bireyin çocuklarıyla kan uyuşmazlığı ortaya çıkması için Rh negatif bir birey olması lazım. İkinci bireyin Rh negatif olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü hangisi anti D bilmiyorum. Belki anti D burası, anti D'yi damlattığı yer pozitif belki bu RH pozitif ne bileyim ben hangisi nerede bilmiyorum. Üçüncü bireyin kanında bu özellikle ilgili iki çeşit antijen vardır. Üçüncü bireye baktığım zaman iki çeşit antijen var mı bakalım. Şimdi baktığımız zaman bunun kan grubunun işte bir tane antikora cevap verdiğini yani bir tane antijen bulundurduğunu görüyorum iki çeşit antijen vardır diyemem. Dördüncü bireyin kanında bu özellikle ilgili tek çeşit antikor vardır. Dördüncü bireye baktığımız zaman antikor hiç tepkime gerçekleşmemiş. Demek ki tüm antikorları bulunduruyordur gençler. 5. birey AB RH pozitif kan grupludur. 5. bireye baktığın zaman hepsinde çökelme olmuş. Neresi A, neresi B, neresi pozitiflik fark etmez. Hangisi olursa olsun üçünde de çökelme olduğuna göre 5. bireyin AB RH pozitif olduğunu kesinlikle söyleye bildim diyeyim. Buradan da hemen diğer soruma geçiyorum. Bu sefer de renk körlüğü ile ilgili bir soru çıktı karşıma. Annesi kırmızı yeşil renk körü olan normal görüşlü bir kadının annesini niye vermiş ki? Annesi kırmızı yeşil renk körü yani x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r'ymiş. Normal görüşlü bir kadından bahsediyoruz. Kadın normal görüşlü olduğuna göre x üzeri büyük r'si kesinlikle var bu kadının annesiydi. Şurası da kadındı. Annesi X üzeri büyük daha doğrusu bu kadın X üzeri büyük R'yi annesinden alamayacağına göre kimden aldı? Kesinlikle babasından aldı. Yani babası renk körü değildi. Şurası babasıydı. Anneden kesinlikle X üzeri küçük R geleceğine göre bu kadın normal görüşlü ama bu kadın taşıyıcı. Yani buraya kısadan taşıyıcı bir kadının kız çocuğu renk körüdür dememiş. Uzatmış benim bulmamı istemiş. Bu kadının x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r genotipli kadının Kız çocuğu renk körüymüş. Kız çocuğu renk körü olduğuna göre bunun X üzeri küçük R'nin bir tanesini annesinden almış, diğerini kimden almıştır? Babasından. Yani bu kız çocuğunun babası renk körü olmak zorunda. Babası renk körüdür diyor. Biz zaten bunun doğru olduğunu bulduk. Erkek çocuklarının renk körü olma ihtimali %50'dir diyor. Hemen şurada yapıyorum. Annemiz neydi? X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R'ydi. Babamız da X üzeri küçük R'ye Y Bunları çaprazlayacak olursak kural hiç değilmişmez Bunu bununla yazıyorsun. Bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla yazmaya başladım. x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r olacak. x üzeri büyük r'ye y şeklinde olacak. Devam ediyorum. x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r olacak. x üzeri küçük r'ye y olacak erkek çocuklarının renk körü olma ihtimali. Erkek çocuk şurası değil mi? Erkek çocuklar ya sağlıklı ya da renk körü oluyorlar. Erkek çocuklarının renk körü olma ihtimali tabii ki yüzde ellidir. Kocası renk körüdür diyor. E kadına baktım kocasının renk körü olduğuna göre kız çocuğunun kocası renk körüdür diyor. Kız çocuğunun bu kadınla ilgili babası renk körüdür demiş. Ha kadınla ilgili diye sormuş gençler. Biz kız çocuğuna göre yaptık. Kadın bizim burada neremizde? Şuramızda. Kadının babasına baktığımız zaman kadının babası tabii ki renk körü değil. Bir gitti. Kocasının renk körü olduğunu bulduk. Erkek çocuklarının oranını zaten bulmuştuk diyeyim. Dikkatli okumadığımız zaman kalıtım sorularını çok küçük hatalar yaparak kaçır Bak soruyu baştan sona doğru çözdüm kadını buldum kadının babasının renk körü olmadığını buldum kocasının renk körü olduğunu buldum ama şurada kelimeyi kaçırdığım anda hemen buna doğru işaretledim kadının babasını soruyormuş kadının kocasını sormuyormuş ki kadının babası sağlıklıydı kocası renk körüydü gençler diyeyim aman siz düşmeyin diyeyim hangileri doğrudur dediği için cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu. Hemen buradan soy ağaçları ile ilgili diğer bir soruma da geçiyorum. Yandaki soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak verilmiş. Buna göre bu özelliğin kalıtımı aşağıdaki genlerden hangisiyle gerçekleşmez diyor. Şimdi baktığım zaman tabii ki siz yazıp yazıp sileceksiniz. Benim yazıp yazıp silme alternatifim olmadığı için ben birkaç tane fotokopisini aldım gençler. Y'ye bağlı çekinik veya Y'ye bağlı baskın demesinin bir anlamı yok. Y kromozomu tek bir kromozom olduğu, babadan erkek çocuğa geçtiği için baskın veya çekinik olsa zaten taşınacak. Bakayım babada varmış, erkek çocuğunda var. Onun da erkek çocuklarında var. Babada varmış, erkek çocuklarında var. O zaman sülaline sorunu yok. Y'ye bağlı baskın ya da Y'ye bağlı çekinik olarak taşınabilir. Otozomal baskın olarak taşınabilir mi? Otozomal baskın olarak taşınması için ve özelliğe sahip olanların tamamının büyük A'yı taşıması lazım. Sahip olmayanların da kafadan küçük A küçük A şeklinde olması lazım. Büyük A'ların yanlarını bilmiyorum. Şimdi küçük A küçük A olsa küçük A'nın birini buradan birini buradan alsa sıkıntı var mı? Yok. Küçük A küçük A olsa birini buradan alsa diğerini buradan alsa sıkıntı yok. Küçük A'nın birini buradan birini buradan alsa sıkıntı yok. Bunun da büyük A'ya küçük A olması ile ilgili bir sıkıntısı yok. Yani otozomal baskın olarak tabii ki taşınabildi diyeyim. X'e bağlı çekinik olarak taşınabilir mi? Onu da şöyle göstereyim x'e bağlı çekinik taşınabilmesi için erkeklerin burada renk körü olduğunu hayal edebilirim. x üzeri küçük r'ye y şeklinde olacak. x üzeri küçük r'ye y şeklinde x üzeri küçük r'ye y. x üzeri küçük r'ye y. x üzeri küçük r'ye y olacak. Şimdi erkek çocuğu renk körüyse y'yi buradan aldıysa şu x üzeri küçük r'ye hemen kalemimizin ucu bitti. Şuradan göstereyim. X üzeri küçük R'ye bunun taşıyıcı olması lazım. Büyük R'li sıkıntı var mı? Yok. Kız çocuğuna anneden X üzeri büyük R gelse, babadan X üzeri küçük R gelse, bu kız çocuğu da taşıyıcı olsa sıkıntımız yok. Devam ediyorum. Y'yi buradan alsa, X üzeri küçük R'yi şuradan alsa, bunun da taşıyıcı olsa, X üzeri büyük R'si olsa zaten kız çocuğu varmış. O yüzden olmak zorunda. Sıkıntı yok. Burayı da yazsak sıkıntı yok. Göstermiş olayım. X üzeri küçük R'yi... Ee, şuradan alsa bu x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r olsa anneden x üzeri büyük r burada da x üzeri küçük r gelmiş olsa otozomal x'e bağlı çekinlikte tabii ki taşınabilir. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Otozomal çekinik taşınır mı gençler? Otozomal çekinik taşınması da genellikle sorularda tutar. Hemen göstermiş olayım. O zaman bu sefer bunları küçük a küçük a şeklinde hayal edeceğiz. Küçük a küçük a şeklinde hayal ettim. Küçük a küçük a olduğuna göre birini buradan birini buradan aldı. Bunun yanı büyük a'lı olsa küçük a'nın birini buradan birini buradan alsa burası büyük a küçük a olsa sıkıntı yok. Buranın büyük a küçük a olsa küçük a'nın birini buradan alsa büyük a küçük a olsa burası da büyük küçük olsa yine bir sıkıntımız olmadı. X'e bağlı baskın olabilmesi için şunun X üzeri büyük A'ya Y olması lazım. Bunun da X üzeri büyük A'ya Y olması lazım. Şimdi erkek çocuk Y'yi kimden aldı? Babasından aldı. X üzeri büyük A'yı kimden alacak? Annesinden alacak. X üzeri büyük A'yı bu taşısaydı bunu da boyalı olarak vermesi gerekirdi. Yani X'e bağlı baskın olarak taşınma alternatifi yoktur diyeyim. Gençler hemen diğer soruma da geçiyorum. Aşağıdaki soy ağacında X'e bağlı çekinlik özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak verilmiştir. X'e bağlı çekinik özellik deyince aklıma hemen kim geldi? Hemofili renk körlüğü. Mesela yazmaya başla. X üzeri küçük R'ye Y'ymiş. Bu da X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R'ymiş. Bu da X üzeri küçük R'ye Y'ymiş. Erkek olduğuna göre. Hangisinin genotipi kesin olarak bilinemez diyor. Aileyi yazmaya başlayayım. X üzeri küçük R'yi babasından aldığına göre diğer X üzeri küçük R'yi kimden alacak? Annesinden. Bu renk körü olmadığına göre X üzeri büyük R'yi taşıyacak biri yazdım. İkiye bakıyorum. Erkek çocuğu olduğuna göre buradan neyi alacak? Y kromozomunu. Renk körü olmadığına göre annesinden de X üzeri büyük R'yi almak zorunda. Kesin olarak yazdım. Şimdi 3'e geçmeden önce gidebileceğimiz yerlerden devam edelim gençler. Şu erkek çocuğu olduğuna göre X üzeri büyük R'ye Y olmak zorunda. Kız çocuğuna baktığımız zaman şu taraftan hesaplamaya gidelim x üzeri büyük r babasından gelecek. Şuraya da baktığında x üzeri küçük r'ye y olacağına göre y'yi babadan alacağına, şurada da x üzeri küçük r olacağına göre bunun taşıyıcı olması lazım. Yani 3 numaralıyı da kafadan hesaplayabildim. 5 numaralıya baktığım zaman renk körü olmadığına göre x üzeri büyük r'si var. Babasından da mutlaka x üzeri küçük r'si geldi. Yani 5 de taşıyıcı oldu. 4'e baktığım zaman buradan x üzeri büyük r, şuradan da x üzeri büyük r gelebilir. Aynı zamanda bu taraftan x üzeri büyük r, yan taraftan x üzeri küçük r gelebilir. Bu sapa sağlam mı yoksa taşıyıcı mı bilemedim. Yani 4 numaralıyı kesin olarak hesaplayamadık diyeyim gençler. Diğer bir soruma da geçiyorum. Meyve sineklerinde göz renginden sorumlu genler X kromozomunda taşınır. Kırmızı göz rengi geni beyaz göz rengi genine baskındır diyor. Hemen şuradan bir tane alayım gençler. Bizim için ne demiş? X kromozomu üzerinde taşınıyormuş. Mesela X üzeri büyük A şeklinde düşünelim. X üzeri büyük A olanlar bizim için ne renkli olacak? Kırmızı gözlü olacak. X üzeri küçük A olanlar ise beyaz gözlü olacaklar. Yazmaya başlıyorum. Şimdi şuradaki dişi kırmızı gözlü olduğuna göre şu dişi X üzeri büyük A'sı var. Yanındaki X'i bilemedim. Nesi var? Erkek beyaz gözlü olduğuna göre X üzeri küçük A'ya Y şeklinde olmak zorunda. Sonra aşağı tarafları yazmaya başladığım zaman şu kız kırmızı gözlü X üzeri büyük A'yı annesinden alacak. Babadan başka ne alabilir? Küçük A'yı alabilir. Alternatifi yok. Şunu yazdım. X üzeri büyük A'ya küçük A almak zorunda. Şu erkek bireyin kırmızı gözlü olduğunu görüyorum. Erkek birey ne yapacak? Y'yi bu taraftan alacak. Kırmızı gözlülük genini de anneden almış olacak. Şuradaki dişi bireye artıyla gösterilenler dişi okla gösterilenler erkek birey. Beyaz dişi olmuş. Beyaz dişi olduğuna göre iki tane X kromozomu var. Beyaz olabilmiş mesi için küçük ağanın birine ihtiyacı var ki babasından gelmiş. Diğeri kimden gelecek? Annesinden. Hop anneyi buldum. Anne kırmızı gözlü ama heterozigot anne. Şu erkeğe baktığımız zaman beyaz gözlü olmuş. Zaten anneden x üzeri küçük a'yı almış. Babadan da y'yi almış diyelim. Yaptığımda çaprazlamaya katılan dişi bireyin genotipe homozigot dominanttır diyor. Hayır dişi birey heterozigot genotipe sahip gitti. F1 dölünde meydana gelen kırmızı gözlü dişiler heterozigot terezigot dominant genotiplidir diyor. Kırmızı gözlü dişilere baktığımız zaman onların heterozigot olduğunu görüyorum. O zaman doğru. F1 dölündeki beyaz gözlü dişi sinek ve kırmızı gözlü erkek sinekten beyaz gözlü dişi sinekler oluşabilir. F1 dölündeki beyaz gözlü dişi sineğe baktığımız zaman X üzeri küçük A'ya X üzeri küçük A şeklinde olacak. Kırmızı gözlü erkek sineğe baktığımda da X üzeri büyük A'ya Y şeklinde olacak. Buradan beyaz gözlü dişi sinekler oluşabilir mi? Dişi sineğin oluşması için iki taraftan da x'in gelmesi lazım. Babadan kafadan x üzeri büyük a gelecek. Anneden de x üzeri küçük a gelecek. Yani bunların beyaz gözlü dişi yavrularının olma ihtimali yok. Bunların dişi yavruları mutlaka kırmızı gözlü olacak diyeyim. Gençler hangileri yapılabilir dediği için cevabımız yalnız iki oldu. Bazı sorular zor sorulardır. Özellikle aralara koydum nasıl yapıldığını görün diye gençler. Hemen diğer bir basit sorumuza geçiyorum. Aşağıda farklı ailelere ait soy ağaçları verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangi ikisi arasındaki doku uyuşmazlığı en fazladır? Doku uyuşmazlığının en fazla olabilmesi için gençler ne olması gerekiyordu? Akrabalığın en uzak olması gerekiyordu. Seçeneklerden gidersem daha çabuk yaparım. Hemen en uzak akrabalara bakıyorum. Şimdi 1 ile 3'e baktığım zaman bir kere anne oğul ilişkisi var. Birinci dereceden akrabalar bu değildir cevap. 4 ile başa baktığım zaman bunların kardeş olduğunu gördüm. 4 ile 8'e bakıyorum. 4 ile 8'e baktığım zaman aralarında kan bağı var mı yok mu? Bir kaldım. 4 ile 8'in arasında herhangi bir kan bağı Yok. Hatta 4 ile 8 birbiriyle evlenmişler. 5 ile 11'e baktığımız zaman ise aralarında kan bağı var mı? Şimdi 5'in kardeşi kim? 4. 4'ün çocuğu kim? 11. O zaman kardeşinin çocuğu yine akrabalık var. 10 ile 13'e bakayım aralarında akrabalık var mı? 10'un kardeşi kim? 8. 8'in çocuğu kim? 13. Yani kardeşinin çocuğu. Burada da bir akrabalık var. Ama 4 ile 8'in arasında kesinlikle akrabalık yok. O zaman 9 uyuşmazlığı en fazla bunlarda görülecektir diyeyim. Aşağıda dişi ve erkek bireylerde meydana gelen bazı gamet çeşitleri gösterilmiş. Buna göre aşağıda gamet çeşitlerinden hangileri arasında gerçekleşen döllenme sonucu sağlıklı bir erkek birey meydana gelir. Erkek bireyin olması için 44 artı XY kromozom formülünün oluşması lazımdı. Dişiler tabii ki ne yapacaklar? 22 artı X oluşturacak. Erkek bireyden de 22 artı Y gelecek. İkisi birleştiği zaman 44 artı XY birey meydana gelmiş olacak. Dişiden sağlıklı 22 artı X'ler gelsin istiyorum. Erkekten de sağlıklı 22 artı Y'ler gelsin istiyorum. O zaman seçeneklere baktığım zaman iki tarafta da tutturduğumun E seçeneği olduğunu gördüm. Hemen diğer bir soy ağacı soruma da bakıyorum. Yandaki soy ağacında eş baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiş, siyah olarak verilmiş. Buna göre doğrudur diyor. Eş baskınlığa baktığım zaman mesela kırmızı çiçekler, beyaz çiçekler vardı. İki gen yan yana geldiği zaman kırmızı beyaz çiçekli, çizgili çiçekler meydana geliyordu. O yüzden mesela kırmızı olmaya kırmızı olmaya büyük K diyordum. Beyaz olmaya B diyordum. Kırmızı olanlar KK olmak zorunda, beyaz olanlar BB olmak zorunda. Çizgili olanlar ise KB şeklinde olmak zorunda. Eş baskın özellik yani çizgili olanları şöyle KB KB şeklinde gösterecek olsak kafadan biraz gitmeye başlayalım. Şimdi KB olduklarına göre buradasının KB KB olma ihtimali yok. Onları da boyardı. O zaman bir taraf mesela atıyorum KK ise diğer taraf BB olacak. Fark etmez burayı BB burayı da KK olarak düşünebilirdin. Sonra şuradan devam ettiğim zaman KK olabilmesi için K'yı buradan aldıysa haliyle diğer K'yı buradan alması lazım. KB olamaz o zaman KK olmak zorundadır. Buraya bak baktığımız zaman mesela buraya K'yı vermiş olabilir. K'yı verdiyse KK'dır. Burası da KK olmak zorunda. Veya buraya B'yi vermiştir. BB'dir. Burası da BB olmak zorunda. Yani şu 4 ile 5 aynı olmak zorunda diyeyim. Gençler keza 1 ile 2 de aynı olmak zorunda. 1 bir numaralı bireyin çocuklarına tek çeşit gen yani aktarır. 1 bir numaralı birey ya KK ya BB olacak. Yani ya K'yı verecek ya B'yi verecek. Tek çeşit atmak zorunda. 2 ve 3 numaralı bireylerin genotipleri farklıdır diyor. 2 ve 3 kesinlikle birbirinden farklı olmak zorunda. Farklı farklı yazabilirdim ama ikisinin birbirinden farklı olduğunu biliyorum. 4 ve 5 numaralı bireylerin fenotipleri farklıdır. Hayır, 4 neyse 5 de o. İster K olsun ister B olsun. 4K ise 5 de K olacak. 4B ise 5 de B olacak. Yani birbiriyle aynı olmak zorunda. Hangileri doğrudur dediği için de cevabımız 1 ve 2'ye düşmüş. Oldu diyeyim gençler. Hemen sona doğru geliyoruz. Kan grubu ile ilgili kanında hiç antijen taşımayan bir kadın. Kanında A antijeni yok. B antijeni yok, Rh antijeni yok. O zaman bu kadın sıfır negatif kan grubuna sahiptir. Kanında üç çeşit antijen taşıyan heterozigot genotipli bir erkekle evleniyor. 3 çeşit antijen taşındığına göre AB Rh pozitif olduğunu biliyorum. Heterozigot dediği için pozitifliği de büyük R küçük R şeklinde taşıdığını biliyorum. Kan grubu A RH pozitif kız çocuğu olma olasılığını soruyor. Şimdi hemen 0 0 çarpı AB yapıyorum. Buradan A 0 olabilir. Sonra B 0 olabilir. A 0 olabilir. B 0 olabilir diye yazıyorum. Sonra devam ediyorum. Küçük R küçük R çarpı büyük R küçük R yaptığımda da büyük R küçük R olabilir. Büyük R küçük R olabilir. Veya küçük R küçük R küçük R küçük R olabilir diyorum. Biz Sizden A olmasını istemiş. A olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Pozitif olma ihtimali ne istemiş? Pozitif olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Kız olma ihtimali de 1 bölü 2'dir. O zaman cevabımız 1 bölü 8 olacak diyeyim gençler. Ve bu bizim tabii ki son sorumuzdu. Kalıtımla ilgili yapmadığınız herhangi bir şey bırakmayın soru bankalarında. Üniversite sınavında kalıtımla ilgili her sene soru çıkar. Çıkan soru da seçicidir gençler. O yüzden kalıtımı temiz bir şekilde arkanızda bırakmanız çok çok önemli. Hem ben ödüllü soruyu da gösteriyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.